Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Değerli genç kardeşlerim. Soru ve cevap oynatma listesine eklenecek genç kardeşlerimiz ile konuşacağımız bir mesele var. Onlardan ricamız, onlara önerimiz, onlar için duamız şudur ki genç kardeşlerimiz, özellikle 15 ve 25 arasındaki bu gençler hormonların anestezisi altında bazı hatalar işliyorlar. Eğer bu hatalarından dönmezler, tövbe etmezler, hatalarını görmezler, bunların bilançosunu çıkarmaz iseler, bu anestezinin uyanışı, ameliyattan çıkan kişinin uyanışı gibi acılı ve sancılı olacaktır değerli kardeşlerim. Bu noktayı nazardan bizler bu süreçte aklı selimle, kalp ruh uyanıklığı ile, büyük insanlarla olgun, dinde kemal sahibi, bilgili, erdemli insanlarla meşveretle bu süreçlerimizi, bu duygu galeyanına geldiğimiz bu süreçleri atlatmamız, bu anestezinin etkisini kırmamız gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza ölüme yakın, işte uyanmaya yakın, orta yaşa yakın, gençliğin geçmesine yakın bu anesteziden ağrılı, sancılı hem dünyayı hem ahireti hem hedefleri ve gayeleri hem davayı kaybetmiş ve şuursuzluktan çıkıp hafif yarı şuurlu bir hayata geçişin acısını çeker bir surette uyanacağız. Ameliyata giren insanın ameliyatta ne yaptığını bilmemesi, hissetmemesi, görmemesi gibi şeytan ve nefis bize yaptığı anestezi, zerk ettiği bu ilaçla beraber bizden çok şeyleri alıp götürüyor. Organlarımızı, ciğerlerimizi söküyor, haramlara sevk ediyor, farzları ihmal etmemize sebep oluyor. Ama bunları bu anestezinin altında acısız yaptırıyor bize. Biz de sanki genç kardeşlerimiz de sanki bir şey olmuyormuş gibi hissediyorlar. Halbuki çok şeyler oluyor. Bu anesteziyi hatırlasınlar. Doktorun yaptıklarını görmediklerini, hissetmediklerini hatırlasınlar. Ama o acılı, ağrılı bir uyanışın olacağını da hatırlasınlar ve bu süreçlerini temkinli bir şekilde atlatsın bu değerli kardeşlerimiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin.